objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'de 34. haftada Cumartesi günü oynanacak olan Adana Demirspor Trabzonspor maçının öncesine özel olarak değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Hafta sonunda Süper Lig'de çok önemli bir mücadele var. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor. Son 5 hafta kalırken Süper Lig'de hmm. Adana Demirspor'da 3. ya da 4. sıradan birini alıp hani gerçekçi hedef 4. sıradan Adana Demirspor için Konferans Ligi elemelerine önümüzdeki sene katılabilmek için uğraşıyor. Geçen hafta Adana Demirspor İstanbul'da Dağıldı. Ligin ikinci yarısının en formda takımlarından biri olan Kasımpaşa'ya karşı dağıldı. Trabzonspor'da son 4 haftada 1 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. Trabzonspor'da son maçlarda ligde kazanamıyor. Hı hı. Salı günü bir kupa maçı yaptılar. Kayserispor'u Sporu sonradan 87. oyuna girip attığı, gol attığı maçta 1-0 yendiler. Güzel bir kontrol yapıp Cornelius sol ayağıyla rahat bir vuruş yaptı. Boş kaldıktan sonra. Nasıl bir maç bizi bekliyor Cumartesi günü? Şimdi Trabzonspor için Dün kötü bir haber geldi. Vakiyeme sakatlandı. Onu söyleyecektim. Sen BKM, o konuyla ilgili tam detaylı biliyorsun. Aynen. Vakiyeme bu maçta kesin yok zaten Trabzonspor adına. Oynayamayacak. Onu aynen. direkt söyleyelim. Hatta hani sezonu kapatma riskiyle bile karşı karşıya olduğu söyleniyor da. Kupa finaline de yetişme ihtimali de söyleniyor. Yani kupa kupada finale kalırsa Trabzonspor. Ama Trabzonspor'un zaten çok alternatifli ve geniş bir kadrosu var ki Bakayemete zaten son maçlarda pek performans vermiyordu yani. Bunu kabul edin. Evet çok iyi bir oyuncu ama hala biliyorsun bir sözleşme yenileme sıkıntısı var Bakayem'e. Hala sözleşme uzatmadı. Aynen. Arap kulüplerinden Fenerbahçe'den aldığı teklifler olduğuna dair söylentiler var. Yıllık imza parasında sıkıntı yaşandığına dair haberler çıkıyor. Hani Trabzonspor'un orada alternatifleri de var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Güzel bir maç olacağını düşünüyorum kağıt üstünde hı hı. ben. Vallahi bu maç bir kere ee, Adana Demirspor için Avrupa Kupalarına e, olanak sağlayacak maçlardan birisi. Ve hani Trabzonspor gibi bir rakip de geldiği için Adana'ya zaten kapalı gişe bir maç bekliyorum ben. Türünlerde. Zaten dün çarşamba günüydü 28 bin bilet satılmış evet, düşün. Tamamen Start full olacak. Maç saatine kadar tamamen full olacaktır. Tabii. Adana Demirspor Kasımpaşa'ya belki 4-0 kaybetti ama o maçı her izleyen demiştir ki Adana Demirspor nasıl 4-0 kaybetti? Yani Adana Demirspor her turlu geçemedi ilk yarıda 0-0 iki tane çıkardığı net top var. E, i̇kinci yarı gene çıkardı net toplar Doğru. var. Yani kalenin dibinde vuruyor Ertuğrul çıkarıyor. Uzaktan vuruyor Ertuğrul çıkarıyor. Asan Bolonga vuruyor. Castro vuruyor. Herkes şut çekiyor. Ama bir türlü gol bir pozisyonu olmuyor. Yani baktığımız zaman da şöyle bir nokta var. Yani Adana Demirspor'da ciddi anlamda Balotelli'nin kırmızı kart görmesi zaten tamamen etkiledi takımı. Kırmızı kartı için ne düşünüyorsun? Balotelli Doğru. hatta açıklama yaptı. Doğru tekme atıyor. Beni kötü çocuk gibi göstermeye çalışıyorlar. Ne alakası var? Adama direkt tekme atıyor. Sence tekme atmıyor mu o direkt? Ben de kırmızı kart. Direkt kırmızı kart. kart. Biraz önce de şey dedim var, var pardon. Castro. Castro dedim Castro değil şey vuruyor. Vargas evet. vuruyor girmiyor. <laughs> Stamboli vuruyor girmiyor. Yani Balotelli'nin gördüğü kırmızı kart net kırmızı kart. Yani orada kimsenin o pozisyon kırmızı kart demesine bir ihtimal vermiyorum ben. Ya ben Balotelli ile alakalı şöyle düşünüyorum. Balotelli son dönemde pek oynamak istemiyor gibi. Balotelli'nin canı oynamak istediğinde çok iyi oynuyor da. Hı hı. Balotelli bazen de oynamak istemiyor. Olabilir. Dün hatta Bana öyle geliyor şey abi. hafta sonu hatta bir tane de şutu vardı Ertuğrul 90'dan çıkardı. Yani gerçekten Kasımpaşa karşısında Adana Demir çok gol kaçırdı. Hani tam tersi de bir de bilinirdi maç. Hani Adana evet. Demir o kilidi atsa belki Adana Demir sıfır bile hani 4-0 kazanabilecek bir maçtı. Mureka gene şov yaptı. 2 gol attı. Hatta 9 golü var. Bir tane de 9 maç 9 golü var. Bir tane de bomboş kaçırdı. Çizgi üzerinden evet. atıyordu az daha hat-trick yapacaktı. Olmadı. Mureka e geldiği zaman da belki bir siperlik programı yapmıyoruz ama aramızda konuştuğumuz zaman da çok iş yapacağını mobille beraber söylemiştik. Ve o da Adana Demirspor'a karşı gol bulmuştu. Serkan Reçber 3 yıl önce televizyonda şey demişti. Muleka'yı gidin alın diye Türkiye'deki Hı -hı. kulüplere. Kasımpaşa'ya kendisi dönünce gitti kendi aldı. Çok büyük bir transfer başarısına imza Aynen kesinlikle öyle. Şimdi Adana Demirspor Mazembe'den geldi. Aynen. TK Mazenbe, TP TP. Adana Demirspor şimdi maçlarına baktığımız zaman İsaad özellikle şimdi birçok maçta puan kaybı yaşadı Adana Demirspor ve Hani ben şeyine bakıyorum Adana Demirspor'un Kaybettiği maçlara bakıyorum. Büyük maçlarda çok fazla puan kaybetti. Fenerbahçe'yi kaybetti. Beşiktaş'ta beraber falan kaldı. Adana Demirspor 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraber, 3 mağlubiyeti var. 29 puan topladı. Bence Adana Demirspor'un iç performansı güzel, iyi değil. Bence de bu kadro bu kadroyla iyi göre değil. ve bu stat doluluğuna göre hiç iyi değil. Bak Konya Spor'un iç performansına mesela muazzam mesela o kadro Mesela Antalya Spor'a bakalım. Antalya Spor'un iktidardaki kadrosu nasıldı? Tabii. Çok kötüydü. Adan Antalya Spor şu anda 6. sırada 9 galibiyeti var. Belki o. bir Gabet fazlası var ama yani takım kıyaslısı yaptığımız zaman da Adana Demir'in 11-12-13'de olması lazım belki. Antalya'nın 7 7 8 9 olması lazım. Şöyle bir şey var gene Antalya Spor'un kadrosundan Adana Demir Spor'un kadrosunu oyuncu alıp koyarsın. Ama devre arasında geldi işte oyuncular. Tabii, onlar i̇lk işte, devreden bahsediyorum işte, ben. Fernando mesela direkt 11 oynar. İlk devre ama çok kötüydü. Konya Spor'un kadrosundan bir tane bir oyuncu bile bana göre Adana Demir Spor'un kadrosunda ilk 11 oynayamaz. Bir Konya'nın iç saha performansına hı hı. bak. Bir de Adana Demir'in. O yüzden bence Adana Demir Spor'un ligde 5. olması büyük bir başarı değil. Ya kesinlikle Ligi öyle. Ligin yeni ya. iki ekibi olabilir ama Adana Demir Spor'un kurduğu kadro muazzam bir kadro. Başakşehir'in ligin ilk devresindeki kadrosu Çok mesela kötü. iyi değildi. Ama Pizzi geldi, Trezege geldi toparladılar. Ama Başakşehir'de yedek Santrafor yok. Okaka'nın yedeği yok. Atabey Çiçek giriyor. Adana Demir Spor'da Balotelli çıkıyor. şey giriyor. Aslan Asambol. Bolanga giriyor Balonga. Aynen. Yani Adana Demirspor bir de çok fazla berabere kaldı. Çok fazla maçta kazanabileceği maçtan beraber aldı. İçeride darında. iyi oynadığı maçları da kazanamadı. Beşiktaş maçını çok iyi oynadı, kazanamadı. Fenerbahçe maçını çok iyi oynadı. Yeni Malatya'ya kaybetti, içeride deplasmanda da kaybetti. İki tane maçta 6 puan kaybetti Malatya'ya. Çok kötü Hadi Hadi yani maç o. anlarım. Tamam mı? Sumudika'nın ilk maçıydı o. Ama deplasmanlık maçı nasıl kaybediyorsun ya? Takım küme düşmüş. 1-0. Kriz var. Sumudika <laughs> gitmiş. Sen maçı kaybediyorsun. Aynen. Yani Adana Demirspor da kendi kendisini yakmış durumda. Vallahi Adana Demirspor eğer Konferans Ligi elemelerine kalmak istiyorsa bu maçtan kazanmak zorunda. Bir puan yaramaz. Bir yani. puan falan yaramaz. Tabii. Ee, Adana Demirspor'un ben seneye zaten şampiyonluk iddiasıyla sezonu başlayacağını düşünüyorum. Murat Sancak Başkan da zaten hep bunu söylemişti. İlk sene ayaklarımız yere basacak. Ondan sonra zaten daha iyi noktada olacağımızı düşünüyorum. Düşünüyorum Hı. diye söyledi ve Adana Demirspor'un da ama bu sene bu kadar ihtimal ve şans eline gelmişken kullanmak lazım. Kullanmak gerekiyor, kullanması gerekiyor. Tabii. Adana Demirspor o. o yüzden kazanmaktan başka bir çaresi yok. Kesinlikle öyle. Ben de seninle aynı görüşteyim. Trabzonspor'un da tabii şimdi şöyle bir avantajı var. Trabzonspor'da çok yönlü oyuncular var. Mesela Dorukan sağ bekle müthiş oynuyor bu sene. Aynen. 6 numarada müthiş oynuyor. 8'de çok iyi oynuyor. E Uğurcan Çakır faktörü var. Türkiye Ligi'nin en iyi kalecisi Trabzonspor'da mesela. Siopis muhteşem oynuyor. Tam bir ciğersiz Siopis. Her yere yetişiyor yani. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Ama Siopis'e genelde kulübeden geliyordu ve o duruma göre değişiyor. Bir maç 11'de, bir maç kulübe de. çok iyi bir profesyonel. Bir oynuyor, bir oynamıyor. Ama her maç kendini hazır tutuyor. Beş yaş maçında da kırmızı kart görmesi lazım. Daha hakem es geçmişti. Tekme atmıştı biliyorsun. A, onu sonu çok yapıyor zaten. Aynen. Aynen. Birçok maçta es geçiyor hakemler ama o noktayı da görelim yani. Onu ben geçen söyledim biliyorsun. Aynen. Ama Trabzonspor'u zaten birçok noktada Hı -hı. es geçiyorlar. Burada öyle bir Bu sene üç büyükler çok kötü olduğu için Trabzonspor'un lehine yapılan hakem hataları pek gündeme gelmiyor. Aynen. Eğer Trabzonspor üç büyüklerden biriyle çekişseydi zaten hı hı. E, o, o, hakem hataları çok ön plana çıkardı. Kesinlikle. Öyle bir durum var yani. Aynen öyle. Ama Trabzonspor da çok doğru yönetiliyor mesela şu açıdan. Ya tabii Ahmet Ağlu geldiğinden beri Trabzonspor çok ayakları yere sağlam basıyor. Yaptığı transferler, oyuncu seçimleri. Ha transferi de geçiyorum. Yaptığı oyuncu seçimleri çok iyi. Vizca'yı getiriyorsun. iyi transfer. Cornelius'u getiriyorsun. Yıllardır dilimizde tüy bitti. Kolinos'u getirin de büyüklere gidiyorlar. Garip garip forvet. Şimdi mesela Galatasaray Falko'ya para verdi hayvan gibi neredeyse. Berişe geldi Fenerbahçe. Berişe normal. Beriş'e Fenerbahçe biraz kullanamıyor. Falcao'ya vermemen gerekiyordu. E fazlasıyla para verdin. Git getir işte Kornilosu. Yıllarca Cornelius bir o takıma kiralık gitti. Bir işte İtalya Ligi'ne ya gitti. Yani getir oyuncuyu. Oyuncu zaten malzemesi vardı. Buraya geldiği zaman aramızda konuşumuzda hep diyorduk. Cornelius her türlü iş yapacak. Ya Trabzonspor'un doğru yönetildiği şöyle ortaya çıkıyor. Visca mesela yıllardır İstanbul'da oynuyordu. Hı hı. İstanbul'dan bir, bir büyük takım almadı. Trabzonspor hemen gitti aldı Visca'yı. Aynen. Bakasetası gitti Alanya'dan aldı. Hemen o da gözümüzün önünde bir oyuncu. Galatasaray'ın orta sahasına bakıyorsun mesela. Rezalet, Taylan Berkan, çok kötü. Taylan Berkan, Pulgar, hepsi altı numara bir tane. Çiçal Dağı'yı 7 milyon euroyu aldılar. Kazık yani Aynen. resmen. Bu Trabzonspor Marek Amşik'i alıyor. Dünya yıldızı Marek Amşik. Marek Amşik'in bir... de sen... Napoli'de Maradona'dan sonra en büyük futbolcu Aynen. Napoli tarihinde. Ben sana Marek Amşik'le bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hı, hı. biliyorsun fena, e, Trabzonspor'dan önce Göteborg'daydı. Şimdi oyuncunun kariyeri bir anda öyle aşağı düştükten sonra gelip burada böyle performans göstermesine şaşırdım mı? Orada bu. kariyeri aşağıya düşmedi. O şöyle oldu. Marek Amşik Dünya Kupası, şey Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için Çin'den sonra hı hı. mecburen kendine bir takım bulup sadece kendini hazır tutmak için oraya gitti Ama bak gitti. dikkat ediyorum dünyada mesela hiçbir o takım Hamşik'e de şey yapmadı mesela hani Hamşik oradan para bile almamıştır çok cüzi bir rakam oynamıştır Hiçbir takımda talip olmadı mesela hani o garibine gitti mi onu sormak Yok, istiyorum Yok gitmedi şundan dolayı zaten belki kulüpler şöyle düşünmüş olabilir Hamşik çok büyük paralar kazandı Çin'den hı hı. doymuş olabilir diye ama burada pek doymuş gibi görünmedi Müthiş oynadı hep oynadığı maçlarda çok büyük oynadı yani Çoğu maçta. Ya zaten... Bence Trabzonspor'daki yabancı oyuncular arasında performans anlamındaki en sıkıntılı oyuncu Bruno Perez. Beklentilerin altında kaldı bence oyun olarak. Bruno, Bruno Perez. Dorukan bence sabekte Perez'den daha iyi oynuyor. Valla Bruno Perez sakatlıktan sonra düşüyor geçti. Özel hayatı da sıkıntılı. E, eşiyle ayrıldı falan. İlk 10 hafta Bruno Perez çok iyiydi. E, hem ileri hem geri hem hücum hem savunmada çok iyiydi İlk ama. İlk geldiğinde çok iyiydi. Ardından zaten Başta. Bruno Perez bir sakatlık durumu geçirdi ve e, o sakatlıktan sonra ee, maalesef ne oldu Gere gitti. gitti böyle bir sıkıntısı oldu yani aslında Bruno Perez çok iyi bir oyuncu Roma'dan da zaten biliyoruz her zaman disiplinle oynayan gayet iyi bir oyuncu Torino'da da çok iyiydi Aynen Bruno, evet. Bruno Perez müthişti yani Hı -hı. çok iyi oynuyordu Trabzonspor'la alakalı da garip yorumlar da var bir de şimdi yok Trabzonspor hani buradan şampiyonluğu verir mi diye gereksiz bir baskı oluşturulmaya çalışıyor Trabzon üstünde ben Fenerbahçeli olarak söyleyeyim hani öyle bir şey olmaz ne düşünüyorsun Saçmalık yani. Trabzonspor buradan vermez. Şurada kaldı 5 maç. 11 puan fark var. Wolverine katkılarıyla devam ediyor. Fenerbahçe 5'te 5 yapsa 15 puan. 77 Trabzonspor zaten İkila ve önde 4 puan bile olsa şampiyon oluyor yani. Aynen. Öyle bir saçmalık hayatta olmaz. O ya deli yok. saçması biz, o. Biz Fenerbahçe taraftarıyız. Bundan yani. açıkça söylüyoruz. Trabzonspor sonuna kadar şampiyonluğu hak etti. Trabzonspor bu sene, bu saatten sonra zaten şampiyonu vermeyecek. Onu söyleyelim. Trabzonspor evet. şampiyon oldu. E, Trabzonspor'un kadrosuna baktığımız zaman da Kayseri Spor maçında çok zorlanan bir takım vardı. Rotasyon var. da yaptı hoca. Koasya 11'de başladı. Çok zorlanan bir takım vardı. Ve hani maç 1-0 bitti. Dakika 87'de Cornelius attı. E, Stad tamamen doluydu. Ama Kayseri da iyi bir direnç i̇yi gösterdi. Valla ben Trabzonspor'un kadrosuna baktığım zaman da Trabzonspor'un senesini düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezonlar. Ben sezindeler. de onu sana soracaktım. Ne düşünüyorsun? Bence çok giden oyuncu olabilir. Kesinlikle Yunus Mallı, Fode Koyuta, gider zaten Serkan yani. Hasan, işte Janini bu oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Sen Jenny'i beğenmiyor musun? Yok Jenny. Bence Jenny'nin alternatif olarak çok iyi bir oyuncu. Yok Jenny bu sene ben sana bir şey söyleyeyim. Bu sene şimdi seneye Arpa'da oynayacak Trabzonspor. Bak Jenny bir oynasın bakayım nasıl. Jenny'nin bence çok önemli bir özelliği var. Kendisi de ne yaptığını bilmediği için rakipler de onun ne yaptığını kestiremiyor. Rakiplere karşı hep sıkıntı çıkıyor. Bir de bu önce. sene Trabzonspor İlişik çok çabuk koptuğu için herkes e, hani zannetti ki Jenny aslında eğer çekişmeye gitseydi bak Janini o zaman görecektim. Benim de. 14 yabancı hakkım varken Jani'ni kesin tutarım. Değişik Vallahi ben tutmam. Daha şey. iyi oyuncu alırım ben Janini yerine. Koyta'yı da tutmam gönderirim. Koyasi Koytay de bence gider zaten. Koysa da bence beklenini vermedi. Ben, ama Koyasi'nin suçu yok. Ki. Her maç 90'da adam oyuna alıyor Abdullah Avcı. Ne yapacak adam 90'da? demek ki... tüm kabileyi getirsen Afrika'dan akrabalarını getirsen adam iş şey yapamaz. Demek ki. ki hazır durumda değil ama. Abdullah Avcı'ya bakıyorsun bak herkes oynatıyor neredeyse. Ama Abdullah Avcı, hep 90'da oynuyor. İşte de yani. ama adam sorudan geldi. Demek ki hala hazır değil. Bence Yusuf Erdoğan da seneye kalmamalı. Yok kalmamalı Çok zaten. Çok kötü oynuyor geldiğinden beri. Yusuf Erdoğan zaten transferi ben anlayamadım. Yusuf Sarı'nın gitmesi bence büyük hataydı. Yok, Yusuf bence Sarı doğru. daha iyiydi Yusuf Erdoğan'dan. Hani öyle kaldım. bir değişiklik yapmazdım. Ben. Yok Yusuf Sarı da Yusuf Erdoğan da Trabzonspor formasını hak etmiyorlar. Yusuf Sarı'nın tek başına aldığı maçlar bile vardı. Fenerbahçe maçını Yusuf Sarı aldı ilk devrede yani üç Yetmiyor. Onlar yetmiyor. Mesela... Ya ama yerli oyuncu kalitesi belli. Şimdi 14 tane yerli oyuncum var kadroda. Her oyuncu iyi değil yerli ki. 14 yerli değil. 14 yabancı. 14 yerli 14 yabancı konu var. 28 Aha. kişilik kadron e, var. 14 Trabzon yerli sporda 14, 14 tane yerli neredeyse yok ki zaten. Zaten Trabzonspor'un iyi yerlileri belli. Uğurcan çok iyi. Dorukan çok iyi. Abdülkadir Ömür çok iyi. Başkan Ahmet kişi. Can Kaplan çok iyi olmayı yolunda ilerliyor. Hüseyin Türkmen bence kötü. Ama son maçlarda iyi oynuyordu sakatlanana kadar zaten Türkiye'de yerli oyuncu kadrosu iyi olan bir takım da yok ki. Bence en iyi yerliler Fenerbahçe'de. Aynen Benim... Fenerbahçe'de daha çok o var. O konuda daha avantajlı. Ya zaten Trabzonspor yeni sezonda bir kere savunma hattını güçlendirmesi lazım. Sen şeyde oynayacaksın, Şampiyonluk yenilmesinde oynayacaksın. Benim şöyle bir düşüncem var. Sen Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar güçlü kadro kurarsan git, kurarsan git. Hatta Türkiye'den bir karma da yapsan git Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülke olarak hiçbir şansımız yok. Ama gitmek zorundasın. Ya gideceğim lazım sana. Yapmak Ama şöyle bir şey var. Çok büyük bütçelerle takım kurup orada başarılı olamazsan bütçeni deldiriyorsun. O da var. Olsun. Beşiktaş onu yaptı. Süper Lig'de şampiyon olamadı. Beşiktaş'ın hayatı kaydı. Olsun. Ben Trabzonspor yönetimine bu arada güveniyorum. Hani Ama bütçe... Beşiktaş yönetimi gibi değil. Şu anlamda söylüyorum. Hani Trabzonspor atıyorum bu sene şampiyon oyuna giderse, hani kalırsa veya kalmasa bile ön eleme oynayacak. 3 tane. Kadro yapacak. Tamam mı? Bu kadro yaptıktan sonra zaten Trabzonspor yönetimi, şu anki yönetim için söylüyorum, sapıtacak. İşte kendi cebini düşünecek bir yönetim zaten değil. Bu anlamda baktığım zaman da Trabzonspor bir sistem oluşturursa ve toplayabileceği puanı toplarsa Avrupa'da kendisi için de önemli. Bak Trabzonspor niye bu sene 3 tane önemli oynuyor işte. Takımlarımız Avrupa'yı önemsemediği için. Bunun, Bak sen şampiyonluğu önemse, Trabzonspor'un da suçu var ama. herkesin var işte herkesin. onu söylüyorum 2019 zaten. 2019-20 sezonunda Trabzonspor Avrupa Ligi grup maçlarında 3. maçtan itibaren yedek kadroyla... ve çıkıyor. o kadroda şey o kadro, o gruptan lider çıkacak bir kadroydu. Krasnodar aynı Biz konuşmuştuk edin. o sene. Kanalı ilk başladığımız seneydi. Kurallar açıklandığı zaman da biz şunu söyledik. Krastodar, Trabzonspor Getafe. bu gruptan lider çıkacak bir kadroya sahip. Ama Ünal Karaman ne yaptı? Kadroyu sallamadı. Yani. Krasnodar maçına yedek çıktılar deplasmandaki ya. Böyle bir durum var mı? Bazel de o grupta. Aynen gelince. yani o yüzden Trabzonspor'un ben bu yönetimine güvendiğim için bunu söylüyorum. Ben de şöyle bir düşünceye sahibim. Trabzonspor zaten 3 tane önelemeyi geçer mi? Zor görüyorum. Ya o zaten zor, o ayrı bir şey. Ama sen yapabilecek en son şeyine kadar yapamazsın. Trabzonspor'un bütçesini delmeden bir kadro kurması lazım. Bütçeyi delerek kadro kurup Şampiyonlar Ligi'ne de kalamazsa geçmiş olsun. Şampiyonlar Ligi için kadro kuracağım diye 3-4 yılını heba edebilir. Aynen öyle. Büyük sıkıntı. Yani olur. bakalım nasıl olacak? Ben bu karşılaşmada Adana Demirspor'un ve Trabzonspor'un da bol gol bulacağını düşünüyorum. Onu Bence de iki söyleyeyim. Takımda gol atar. Adana Demirspor için neler söyleyeceksin? Adana Demirspor sezonun geri kalanında neler yapar? Vallahi Adana Demir... Ve Adana Demir Spor'dan da seneye kimler kalmalı? Onu da konuşalım bak. Adana Demirspor'da çok bence gereksiz yabancılar var şu an kadroda. Castro, Belhanda, Remy. Remy zaten kaldı. Djokovic. Biz Remy ile ilgili eleştiri yaptık. Daha doğrusu dedi ki yanlış transfer dedik bu. Başkan bize mesaj atmıştı bana. Dedi ki iki hafta sonra izle dedi. Hala başkanım. Nerede izleyeceğiz bu oyuncuyu? Sinemada mı izleyeceğiz? Ben Remy'i geldiğinden İtman'da beri tek bir yerde izledim. Kaburgacı Yaşar Usta'da kebap yiyordu. Boru kebabı yapmışlardı. Vallahi başka bir yerde göremedim ki. Remi bence 2 yıldır Türkiye'de bizim kulüplerimizden boş yere para alıyor. Bak Adana şey Çaykur Rize'ye geldi Remi. Hiçbir şey yapmadı. Aynen. Rize'ye geldi. Ay şey Rize'den Adana Demir'e geldi. Yine hiçbir şey yapmıyor. Böyle oyuncuları alı alarak Kulüplerimiz kendini yakıyor. Tabii ki. Almayacağım zaten söyledim senin bu kadar iyi kadron var. Tamam Gerek mı? yok ki Remi. de ne işin var? Remi... Aslan Balonga var, Balotelli var. Üçüncü Santrafor var. Remi zaten 10 hafta şeyde yattı Rize Spor'da oynamadı. Daha fazla yattı. Zaten. Daha fazla belki de yatmıştı. 2 yıldır yatıyor Remi'ye. Yani, 10 bile değil. Adana Demir Spor'un yapmış olduğu en gereksiz transfer ee, Remi transferidir. Başka hiçbir transfer yoktu. Bak ben Djokovic söyleyeyim. bence kötü bir oyuncu değil. İşe alakalı da yüksek bir oyuncu ama orada çok oyuncun var. Gerek yoktu. Ne düşünüyorsun? Aynen o zaten yani Onu da söylemiştik. Gerek yok. Ya adam olmaz Djokovic'i alırsın. Bence o yanlış değil. Djokovic'in şeyi iyi. Remi gibi değil. Ama Djokovic şimdi aldın oraya Gökhan var. Stambuli var. Aynen. Sinan, Sinan Kurt, Kurt da var kadroda. Hani yere geliyor Rasul'ü bile orada oynayabiliyor. Hani çok yani, zor da kalırsa. Hatta Tf1'cik'te de birçok maçta Hoca orada değerlendirmişti biliyorsun Adana Demirspor'da. Vallahi ben sana şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Adana Demirspor yeni sezonda öyle birçok oyuncuyla yolları ayırması gerekiyor. Trabzonspor da aynı şekilde yerlerine daha detaylı iyi oyuncular yapması. Şimdi mesela örnek vereyim Para sana. Para da lazım. Adana Demirspor'da mesela kim var göndermesi gereken? Yabancı mı yani? Yabancı Castro var değil mi? Kesin. Castro'nun göndermesi gerektiğini düşünüyoruz. Belhanda da bence. Şimdi Belhanda'nın göndermesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi şu kadroya bakalım tamam mı? <laughs> ben direkt e, ee, şey de gönderim zaten ki gidecek kiralık şey alınmayacak Akintola'nın. Akintola'dan Akintola, Akintola, Akintola beklenen alınmadı. Çok, kötü, çok yani. kötü. durumda. Aynen. Vargas'ın ki alınacak. Onu söyleyelim. Şu takımda gönderilmesi gereken oyuncu Belhanda 1, e, Castro 2, Roche Remy 3. Bence üç tane oyuncu. Başka Djokovic. oyuncu Djokovic sence kalır mı? kadro planlamama bakarım. Planlamama göre orada oyuncuya ihtiyacım varsa Djokovic'i tutabilirim. Ben sana şöyle söyleyeyim bence Djokovic'i gönderip daha iyi bir oyuncu lazım. Olabilir o da doğru, doğru. Daha Aynen. iyi yani. İstanbul'i kesin kalmalı. İstanbul'i kalmalı. Erhun da kalmalı. Türkiye Ligi için gayet iyi. Ben sana Sinan söyleyeyim. Kurt'la yollar ayrılmalı bence. Bence Sinan Kurt'la ayrılmalı. Bence Simon dediği için ne düşünüyorsun? Sözleşmesi zaten Adana Demirspor'da Deli'nin de. Kalmalı. Tam şampiyonluk tarzındaki maçlarda tecrübe anlamında iyi bir oyuncu. Oraları bilen bir oyuncu biliyorsun ha, şeyden. Brug'den. Kulüp bürc'de. Mustafa Kapı da de yollarını acil ayırması lazım. Mustafa Kapı'dan bir şey olmayacağını ben geldiği zaman da söyledim. Sen Mustafa Kapı'ya çok ön yargılı mısın yoksa? Yok ben niye bunu söylüyorum. Kendi yaptığı açıklamaya karşılık ben bunu söylüyorum. Maç eksiğim var dedi. Yok o değil. Lille'den buraya geliyor. Daha maç çık çıkmamış yurt dışında. Türkiye'de bile daha doğru düzgün oynamamışsın. Sen diyor ki ben buraya geldim. Ben buradan Avrupa'ya gitmeye düşünüyorum. Ya kardeşim sen de Avrupa'ya gitmişsin. Orada oynayamamışsın zaten daha burada da zaten Galatasaray'da ve burada da zaten yeni gelmiş daha oynamamışsın Profesyonel olarak ilk maçına yeni çıktı. He ya Kısımpaşa neyin arpası maçı. yani ya ne oynadınız siz Ama bizim oyuncularımızı menajerleri kandırıyor Ya yok işte. ya ben yok ben sen orada menajerleri atıyorsun yok ne menajerleri yok, kardeşim şöyle, ya Yok şöyle bizim oyuncularımızın aileleri kolay yoldan parayı vurmak için menajerleri de e, tamam bunların aklına giriyor Türkiye'de oynadığı zaman da para kazanmıyorlar mı bu adamlar Ama öyle değil şimdi şöyle bak olayın mantığı şu Mustafa Kapı'nın menajeri diyor ki, bak diyor Mustafa seni Galatasaray'da oynatmayacaklar diyor. Gel ben seni Avrupa'ya götüreyim diyor. Şimdi menajerin Galatasaray'dan alacağı parayla Lille'den alacağı tam o Mustafa Ünlü Kapı'da da bir düşünür. Ya, ya ben Türkiye'de oynamıyor ya. Bilmiyorum. Hiç o düşünemiyor. Aileleri de zaten oyuncuları direkt kolay yoldan para kazanma yolu olarak görüyorlar. Hemen diyorlar ki gitsin. Ya kaç tane futbolcu bizim ülkemizde doğru düzgün eğitim alıyor ki? Ya Eğitim almasına gerek yok ki bence. İnsan Sen, kendini gerektirmesi lazım ama. kıyaslama işte o yüzden. Ya Bilmiyorum. parayı bulan sapıtıyor ya bir de. Bana bir garip geliyor. Bana garip geliyor. Bir ev alayım, araba alayım, kız arkadaşım olsun böyle mankenlerle takılayım. Çoğu oyuncunun kafası <laughs> öyle bizde. Kaç tane, tü, e, bak sana Altay Bayındır dışında. Sapıtan Uğurcan yok mu? Uğurcan Çakır'ı da ayrı tutuyorum. Son dönemde çıkıp Ersin ve Rıdvan. Bunlar da genç oyuncularımızda gerçekten düzgün hı hı. kendi kariyerlerini <laughs> ön plana koyan. Samet'e kaydım belki. Samet'i genç oyuncu olarak sayma. Samet genç falan Çok değil. Çok yaşlılar değil o yüzden bir söylüyorum. Bir de Samet'i ayrı tutuyorum. Ya yani Samet'in Keçiören gücü Adana Demir. Hani şey e, bunlar Galatasaray'da. Yunus Akgün mesela. Yunus bak Yunus. Bak Yunus, yunus Akgün o, o, o kadar oynuyor. O kadar oynuyor. Bir açıklama yaptığını gördüm mesela. Bak Yunus da Galatasaray'da hiç oynatılmadı. Burada oynuyor ama mesela. Buraya geldi şans geldi. <laughs> kullanıyor iyi yaşa. Sen de gör. Bizim oyuncularımızın çoğunda şöyle bir şey var. Parayı bulayım, ev alayım, araba alayım, son model bir de manken bir sevgili falan. <laughs> Çoğu öyle kafada ya. Yani. Çoğu Aynen. kendini geliştirmek. Fizik olarak baksana çoğunun durumuna. Aynen. Avrupa'ya çıkıyorlar maça. Darma duman oluyorlar. Adamlar domuz gibi bizim oyuncular kedi gibi kalıyor yanında. Aynen. Dayak yiyoruz biz resmen. Zaten 15 dakikada yığılıyorlar yere nefessizlikten. Tabii. Yani ciddi sıkıntı var zaten o konuda katılıyorum sana ama. Adana Demirspor'da hangi yerli? Hem ha, Muriç de gidecek. Muriç bence kalacak. Ama alacak tabii. ya. Alacak sence, ya. sence City bırakır mı Muriç'i? Ya vallahi valla Murat Başkan şunu söylemişti geldiği zaman da. City'nin Muriç'le ilgili projesi var, planı var. Hani oynatma Muriç anlamında. Muriç sence City'de oynar mı? Vallahi Muriç bence çok iyi ya ben sana söyleyeyim. Yani sence şu anki oyunu soğukkanlılığıyla Premier League'deki... Ayakları o kadar iyi mi? Hak etmiyor mu sence? Ayakları, ederson çok mu iyi sence? Ederson dünyanın ayakları en iyi olan kalecisi şey, Ederson Ederson diyorum şu an. ya yedek kaleci. Şey. Ya, yedeklere sayma adamlar yılda 5 maça çıkıyor. Ama Ederson ya. gidecek oradan. Yedek kalecisi var. Bir bir de Scars'ın 3. kaleci. Ama Ederson gidecek oradan. Murat Başkan onu söyledi. Ederson'dan ederson... sonra düşünüyorlar dedi. Anladın Ama mı? daha... hani ederson yerine yani. düşünüyorlar dedi. Bence Murici City'dence yedek kaleci olur en fazla. Ya ben bilmiyorum. Ederson çünkü yıllarca oynadı. Ben da şu an kaleciler 40, Buffon 44 yaşında. Aynen. Oynuyor. Ben şu anlamda söylüyorum, yani Muriç City'de oynarsa diyorum, yani forma şansı bulursa oynar yani. O Sence Vargas'ın bonservisini servisini Adana Demirspor o kadar rahat alabilir mi? Vargas'a bence diyorlar. çok teklif gelebilir yani. Ama satın alma opsiyonu Adana Demirspor'da. Vargas yani. kalır bence. ama kalır. Kalmak ister ya. Yani. 4 milyon euro gibi falan olması lazım. Hani Fenerbahçe Rossi'yi aldı ya aynı o olacak. O da 5, ,5. Bence Vargas Rossi'den daha iyi oyuncu. Valla şu an daha iyi oynadı zaten. Rossi bir şey yapmadı Fener o kadar para verdi. Rossi, Rossi bence hiçbir şey yapmadı. Rossi bu sene. bir şeyler yaptı birkaç maçta ama Vargas çok daha fazlasını Vallahi yaptı. Valla ben Vargas'la Rossi'yi kıyaslamam o zaten. Bir şey. Vargas Rossi Peki bence şampiyonla oynayan takımın oyuncusu değil Rossi. Beğendim Viskan istatistiklerine bakıyorum bir Raşit Gezal'in geçen seneki ya zaten onlar Rossi hiçbir kıyas, şey yok. Rossi zaten kıyaslanmaz ki ona. Bir de Vargas'ın şeyi fizikseli daha iyi şeyden Rossi'den fizik olarak. Tabii canım. Bir e de Adana Demirspor'un seneye ne yapıp ne edip Feguli falan almaması lazım. Bak Aynen. Feguli falan da alırsa Belhanda'nın yanına geçmiş olsun. Onye kuru alsın ayrı bir şey. Abi kuru alınır. Onye kuru daha genç. Ama Feguli şey de almışsın. aynı Belhanda gibi hiçbir şey yapmaz gelirse yatar. Aynen öyle. Bu maçla ilgili ben bol gol bekliyorum. Kim kazanır kim kaybeder hiçbir şey söyleyemem ama bence güzel Zevkli bir maç izleriz. Bence Sen de. ne düşünüyorsun? Ben Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da son maçlarda bir skor bulma anlamında bir sıkıntı var. Hı hı. Bir de Trabzonspor'un zaten 4 puan alması yetecek kalan 5 maçta. Aynen ya. Trabzon şampiyon olacak. Çok Trabzonspor'un Buradan şampiyonluğu vermesi Hani Bülent Ersoy'un amile kalması gibi olur yani. Aynen hani, öyle. Hani çok anormal bir durum olur. Hani kimse beklemesin o yüzden böyle bir şeyi. Trabzonspor her türlü şampiyon. Kesinlikle. Ee, ama takıma da başarı Ben de seninle aynı görüşteyim. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi için bir reforma, revizyona ihtiyacı var. Ama bütçeyi delmeden yapmalı. Tabii delmeden yapacaksın zaten. Bütçeyi delip, reform, revizyon yapıp Gruplara da kalamazsa Allah korusun Trabzonspor'un 5 yılına mal olur. Ben ama. bir şey çok ekleyeyim zaten direkt ardından kapatalım. Zaten şu savunma hattına bakalım. Bu savunma hattıyla ilk eleme maçında zaten darmadağın olurlar. Bak bu savunma hattıyla diyorum. Bekler dahil mi? Bekler de dahil. Puşaş kalır mı sence kiralık ya? Puçhaş, puçhaş Daha mı iyisi alınmalı? Daha iyi salınmalı. bence. sol bek çok sıkıntılı dünyada Aynen. bakalım. Bir de şampiyonluk seviyesi için özellikle bakıyor Ben de az ben bence daha fazla Trabzonspor'un ligi seviyesi için yeterli oyuncuları savunmada Bruno Perezle Hugo. Aynen. Ama Perez Hamşik motive olursa. Hamşik. Yok savunmayı ha, tamam. Şey Perez motive olursa Perez bazen var bazen yok Hugo her zaman canlı başlıyor oynuyor. Mesela Trabzonspor'un de sıkıntı var alternatifinde yerli oyuncu. Dorukan oynuyor. Ama i̇yi oynuyor çok yok iyi yok oynuyor. Vallahi. Bakalım bir şampiyon. oyuncu yok şampiyonluk için çok farklı bir şey. Yerli oyuncu yok. Aynen. Bakalım iki tarafa da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Sen Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini, ben de bol Aynen. gol bekliyorum. Hem Adana Demirspor hem de Trabzonspor taraftarlarından videomuza yoğun bir ilgi, beğeni ve abone olmayanlardan abonelik bekliyoruz. Aynen öyle. Maçla ilgili görüşlerinizi ve sona kadar izlemenizi de rica ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. İki takıma da tekrardan başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica Ağzına ederim. sağlık. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İki takıma da cumartesi akşamı başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.